İzmir Konak Meydanı'ndayız. Vatandaşa konut fiyatlarındaki artış ile ilgili fikirlerini sorduk. Eviniz var mı? Şu an kirada mısınız? Evim var ama henüz tamamı benim değil. Banka kredisiyle ödüyorum. Ne kadar banka kredisi ödeyeceksiniz? 10 yıllık bir süreçte yarısına bile gelemedik. Daha epeyce zorlanıyoruz yani. Yani ülkenin konut fiyatları hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim? 10 yıllık bir süreçte ben daha borçluyum. Konu komşu tamamen evsiz. Kiralar zaten aldı başını gitti. İnsanlar çok dertli. Bundan sonra sanırım bir şeylere sahip olmak biraz imkansız, ütopik bir yöre doğru gidiyor diye düşünüyorum. Konut fiyatlarının artmasındaki sebep yurt dışından 400 bin dolara vatandaşlık dağıtılıyor. Geliyorlar. Acayip bir şekilde para veriyorlar. İçerideki insanlar, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları alma şansını kaybediyor. Veya fiyatlar yükseliyor acayip şekilde. Aynı şekilde kirada da var. Olmadık yerlerde kiralar uçuyor. Hiçbir şekilde de önlenmez. Bunu çözmeden bunu da çözülmez. Yani konut yapmayla falan filan çözülecek bir olay değil. Bugün o açtıkları bir kanun çıkardılar. O çok enteresan, güldüm. Hiç evi olmayacak. Artı hiçbir şey olmadığı halde ayda 20 bin lira taksit ödeyecek. Bir tane baba yiğit varsa Türkiye'de, ben emekliyim, iki maaşı üst üste koysan hiçbir şey ödeyemezsin. Aç kalman lazım. Gülüyorum. Acaba kim yararlandı, kaç kişi yararlanacak? Siz kiracı mısınız, ev sahibi misiniz? Yok, evim var, kafamı sokacak. Zaten olmasa geçinemeyiz emekli maaşıyla. Ne zaman emekli almıştınız? Emekli maaşları almadım, babamdan kaldı. Nereden alacaksın? Bu memlekette kazanarak bir şey alma şansı yok. Hele şimdiki gençlere hayret ediyorum. Biz yırttık. Şimdiki gençler karı koca çalışsın, evli, evlensin. Ne bir ev alabilirler. Hatta şu an araba bile alamazlar. Çünkü ev, araba olmuş 400-450 bin lira. Hiç yemeyecek, içmeyecek. Bir de evi kiraysa insanlar yandı. Yazık, günah. Allah sonumuzu hayretsin. Merhaba, kiracı mısınız? Kendi eviniz mi? Kiracıyım. Bu ekonomide geçinebiliyor musunuz kiracı olup? Zor. Ev fiyatları, konut fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok zor. Alımı zor. Kiralar zor. Ama ev sahibi olma imkanımız da yok. Emeklilikle geçiniyorum. Kiracıyım. Peki kiraları ve artışlarını genel anlamda nasıl buluyorsunuz? Çok fazla ama her şeyin artışı gibi çok fazla. Kira da çok fazla artıyor. Maaşları o oranda artmıyor. Ama tek suçlu da ev sahipleri değil yani. Çünkü bununla geçinen insanlar da var. Bence burada Türkiye'nin sahibi kimse, onlar suçlu. Türkiye'deki tek artış, tek acayip artış kira değil. Doğalgaz artıyor, elektrik artıyor. Bundan kim sorumluysa bütün bu artışlardan da onlar sorumlu. Kiracı mısınız? Yok, ev sahibiyim. Ne zaman aldınız evinizi? 2013 yılında aldım. Bugün için ne düşünüyorsunuz? Bugünkü şartlarda alabilir miydiniz yine? Ben emekli olduğum zaman emekli ikamemle konutu almıştım. Ama bugün şartlarda mümkün değil öyle bir şey. Hayal bile edemez halde yani insanlar, bunu biliyorum. Ben de herhalde hayal edemezdim şu durumda. Yanına da yanaşamazdık, öyle kiracı olmaya devam ederdik. Aynı şekilde ben de 2002 yılında evi aldık ama o günkü fiyatlarla bugünkü fiyatlar arasında muazzam fark var. Aynı şekilde kardeşimle emekli olduğumuzda, emekli ikramiyemde hem araba hem de ev almıştım. Şu an bırakın arabayı, mümkün değil. Ne araba almak, ne almak mümkün değil, yanaşamayız fiyatlara. Şu an emekli paramızla kiramızı ödeyemezdik. O şekilde. Kiralar tabii, yani kiracılar Allah yardım etsin diyorum ben. İyi ki de kiracı değiliz ama yani şu anda kirada oturanlara da, insanlar çok zor durumda olduğunu biliyorum. Bilmiyorum, şu anda mesela ben bir emlakçı arkadaşım var. Onda kendi evimin fiyatı ne kadardır diye satacağım falan değil ama söylemişti. Ya ben inanamadım fiyatlara şu anda. Herkes kendi kafasından bir şey mi ekliyor, kiralara bir şey mi yapıyor, ekliyor veya ekonomik durum, yani gerçekten çok zor durumda insanlar. Yani kiracı olanlar Allah yardım etsin diyorum ben, ne diyeyim, başka bir şey diyemiyorum yani. Alt dairemiz birinci kat şöyle 5 ay öncesinden 730 liraya satıldı. Bir ay önce ben İstanbul'daydım, geldiğimde o komşu gitmiş, başkası gelmiş. Kaç paraya sattı dersiniz? 1800. Sadece 100 bin liralık bir masraf yapmıştır. Yani buradan pay biçelim. Yeğenime ev almak istiyorlar, alamıyorlar mesela. Öğrenci bende kalıyor. Adalet olmadığı sürece düzelmez yani. Emekli öğretmenim. Emeklilikten önce çalıştığımız yıllardaki birikimlerimizle şu anda kendi kendimize yetebiliyoruz. Şu andaki fiyatlara göre benim iki çocuğum var. Birisi işsiz, üniversiteyi bitirdi, aldı, 8 senedir işsiz. Birisi İstanbul'da kendi yağıyla kavrulmaya çalışıyor. Şu andaki fiyatlara göre ne çalışan ne de asgari ücretli kesinlikle ev sahibi olamaz. Bu güneş gibi, ay gibi bir gerçek olarak toplumun önündedir. Enflasyon oyunlarıyla, TÜİK'in oyunlarıyla her geçen yıl birazcık daha köleleşmeye, birazcık daha sefalete sürükleniyoruz. Bunu görüp de tepki göstermeyen bana göre insanlığını biraz kaybetmiş gibi. Yani çok fazla...